Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vazifemiz ışık tutmak olmalı. Arazilerin, binaların, altınların, yani dünyadaki bütün varlıkların, Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Olsaydı düşmanı olan kafirlere bir yudum su vermezdi. Bir handa sadece bir gece kalacak ve oraya bir daha hiç dönmeyecek olan bir yolcu, o hanın çevresindeki bahçelerin, tarlaların hepsine sahip olmak isterse, onun haline herkes güler. Sen deli misin? Hala tapuları saymakla meşgulsün. Sabahleyin zaten buradan gideceksin derler. İşte insanlar da böyledir. Dünyada kalacakları birkaç gün, birkaç gece için bin senelik yatırım yapar, bin senelik ticaretle uğraşırlar. Halbuki az zaman sonra hepsini terk edip gideceklerdir. Evet, din büyüklerinden çok zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar vardı. Ama onlar zenginliği Allah-u Teala'nın rızasına uygun işlerde kullanmak için isterlerdi. Büyüklerden zengin bir zata, sizin niyetiniz nedir? Ne için bu kadar uğraşıyorsunuz diye sorduklarında, o mübarek zat şu iki maksat için uğraştığını söyler. Bir, bizi yoktan var eden, bizi her an varlıkta durduran, bizi insan yaratan, Müslüman yapan, büyüklere talebe eden, o büyükleri tanıtan Rabbime ibadet için, yani Allah için. İki, onun kullarına iyilik etmek için. Bu zamanda çok kimse hem itikat hem amel bakımından karanlık gecede sağını solunu görmeden giden sarhoşlar gibidir. Önlerinde dere mi var, uçurum mu var, hiç farkında değiller. Ortalık çok karanlık olduğu için, yani bidatler ve küfürler her tarafa yayıldığı için, ehl-i sünnet alimlerinin nasihatlerini kitaplardan anlatmak suretiyle, insanların en azından gittikleri yolu, önlerindeki çukurları görecekleri kadar ışık tutmak istiyoruz. Bundan sonrasında ayağını atarken ihtiyatlı ve dikkatli mi? Yoksa yine uyur gezer gibi dikkatsiz mi davranacağını kendisi bilir. Bunu takip etmek bizim işimiz değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime mealinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Ey Habibim, sen kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. O benim takdirimdir." buyuruyor. İşte bizim vazifemiz sadece o karanlığa, o önünü görmeyen gözlere ışık tutmaktır. Karşımızdakinin de nasibi varsa, akıl ve idrakini kullanarak kendisini uçurumlardan korur. Ehl-i sünnet kitaplarını, doğru din bilgilerini yaymak maksadıyla yapılan hizmetler için sarf edilen paralar, yapılan bütün çalışmalar, dünyanın uzak yerlerindeki insanlara dinimizi ulaştıracak olan ehl-i sünnet gemisinin yakıtı gibidir. O halde bu geminin yakıtını elde etmek için uğraşan herkes bu sevaba ortaktır. Çünkü gaye herhangi bir kimseye maddi menfaat sağlamak değil, bu gemiye ne şekilde olursa olsun bir parça katkıda bulunmaktır. Bedenen çalışarak, para ve mal sarf ederek veya hiç olmazsa dua ederek yapılan katkıların hepsi çok kıymetlidir. Bu hizmetlerin karşılığının ne kadar büyük olduğu ahirette anlaşılır. Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, bir mücahidin cephede kılıcını şöyle bir sallaması, bir abidin yani ibadet edenin 40 sene hem de halvette ibadet etmesinden daha karlıdır. Abid sadece kendini kurtarmakla uğraşıyor. Mücahid ise insanları kurtarmakla da uğraşıyor buyurmuştur. Büyüklerimiz Allah-u Teala'nın dininden bir meseleyi birine öğretmek, anlatmak, 100 umreye bedeldir buyuruyorlar. Hadis-i şerifte de unutulmuş bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı vardır buyuruluyor. Ecdadımız gittikleri yerlere toprak almak için değil, Allah-u Teala'nın kelamını oradaki insanlara duyurmak için ve o insanların ahirette "biz bilmiyorduk, biz İslamiyet'i işitmedik" dememeleri için gittiler. Bu hizmetlerde hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur ve olamaz. Kimin niyeti düzgün,
İhlası çoksa, kim Allah için daha çok koşturur, daha çok yorulursa, o daha çok sevap kazanır. Dinimize hizmet eden mübarek bir zata, siz nasıl başarılı oldunuz, hizmetleriniz, işleriniz nasıl bu kadar büyüdü diye soran bir misafire, o mübarek zat buyurur ki, siz şimdi bizi ziyarete geldiniz, burada misafirsiniz. Ben de bu işlerde misafirim. Bir an sahiplensem, bu hizmetler durur. Zaten bir kimse bir işi sahiplendiği, ondan menfaat beklediği anda başkaları da sahiplenmeye kalkacaktır. Sonrasında da menfaat çatışması olur. Ama ben bu işin sahibi değilim denirse orada sevgi ve güven teşekkür eder. Arkasından da mutlaka başarı gelir.